Merhabalar değerli izleyiciler. Ötekilerin gündemi olarak 2022-23 yılına ilişkin bugünkü konuğumuz Mimarlar Odası Diyarbakır Eş Başkanı Selma Aslan'la hem 2022 yılına ilişkin değerlendirmesini, 2023'ün temeli ve dileklerini alacağız. Sayın Aslan, 2022'ye ilişkin neler söyleyebilirsin? Merhabalar. Ya hepimizin bildiği gibi ve hepimizin yaşadığı gibi 2022'nin bence en ciddi problemlerinden biri çok yoğun ekonomik sıkıntıların olmasıydı ve tüm vatandaşların bu ekonomik sıkıntılarla boğuşmasıydı. Birinci gündemi vatandaşın buydu sanırım. Diğer bir gündemimiz ise yine ülkede uzun süredir devam eden ve son yıllarda hızla artan adaletsizlik ve hukuksuzluk en ciddi problemlerden biriydi. Hani son aylarda neredeyse her güne başladığımızda baskınlar, gözaltılarla güne uyandık. Hukuksuz bir şekilde günlerce, aylarca devam eden bir süreç hala devam etmekte aslında. Yani Türkiye'nin en ciddi iki gündemi aslında demokrasi, hukuksuzluk ve ekonomik sıkıntılar. Hani kendi mesleki alanımızdan da bakacak olursak, kayyumların gölgesiyle devam eden bir kent ve bu kentte yine devam eden kaçak yapılaşmalar bizim gündemlerimizden biriydi. Yine aynı şekilde devam eden kentsel dönüşümle beraber mağdur edilen vatandaşların sorunları yine bizim gündemlerimiz arasındaydı. Dolayısıyla en fazla etkilendiğimiz sorunlardan biri ciddi biçimde ekonomik problemler ve adaletsizliğin hakim olması 2022'nin 22'ye damgasını vuran sorunlardı diyebiliriz değerlendirdiğimizde. Şimdi 2023'ten ne bekliyoruz? 2023'ten çok doğal olarak bu sorunların ortadan kalktığı bir yıl olmasını talep ediyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. İnsanların hani eve akşam ne götüreceğim kaygısı olmadan ya da işte markete alışverişe gittiğimizde bunun fiyatı bugün de bu kadar mı oldu demeden ve düşüncelerimizi rahat, kaygısız ifade edebileceğimiz özgür bir yıl, hukukun, adaletin var olduğu bir yıl, ekonomik sorunların olmadığı ve seçilmişlerin iş başında olduğu bir yıl talep ediyoruz diyebilirim. Biz de Ötekilerin gündemi olarak Mimarlar Odası'na sizlere yeni yılınızı kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla da Diyarbakır kamuoyunun da ben yeni yılını kutluyorum. Sizin de teşekkürler.